Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 6. sınıf matematik sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Hazırlık sahnesi test 15. 1. sorumu büyütüyorum. İşleminin tahmini sonucu. Arkadaşlar şimdi 3 tam 10 bölü 11, burası 1'e yakındır. 3 ile 1'i topluyorum, 4. Artı 5 bölü, burada 10.000 var. Bu arkadaşlar 0'a yakındır. Artı 2 bölü 5, bu arkadaşlar 1 bölü 2'ye yakındır. Bölü 11 bölü 12, bu 1'e yakındır. Eşittir 4 artı 1 bölü 2'yi 1'e böldüğümüzde 1 bölü 2 yapar. Burası 4 tam 1 bölü 2'den 9 bölü 2 olarak geldi. Aşağıdaki eserlerin tahmini değerleri verilmiştir. Buna göre işleminin sonucu. Bakın 4 tam 99 bölü 100. Burası 1'e yakın olduğu için 4 artı 1'den üçgenimiz 5. 2 tam 7 bölü 100. Burası 0'a yakındır. 2 artı 0'dan 2 oldu. Gelelim işlemde yerine yazalım. 1 bölü 5 artı 1 bölü 2. Burayı 2 ile burayı 5 ile genişletiyorum. 2 bölü 10 artı 5 bölü 10. Cevabım 7 bölü 10 olarak geldi. Aşağıdaki kesirlerin tahmini değerleri tik ile belirlenmiştir. Kaç tane doğru tik konulmuştur? 6 tam 10 bölü 11, 1'e yakındır. 6 artı 1'den burası 7 olacaktı arkadaşlar. 6 tam 1 bölü 100, 0'a yakındır. 6 artı 0'dan burası 6 olacaktı. 9 bölü 10, 1'e yakındır. Sadece bir tanesi doğru konulmuştur. İşleminin tahmini sonucu 1 bölü 100, 0. 98 bölü 100, 1. 15 bölü 32, 1 bölü 2. Burası 4 artı 0'dan 4 oldu çarpı. 4 artı 1'den 5 oldu çarpı 1 bölü 2. 20 bölü 2'den cevabım 10 olarak gelir. Bir sinemada satılan 320 biletin 11 bölü 16'sını erkek seyircilere ayrılmıştır. Erkek seyircilerin de 8 bölü 11'i indirimli bilet almıştır. Buna göre indirimli bilet alan erkek sayısı. Şimdi arkadaşlar 320 çarpı 11 bölü 16'sı erkek seyirci olacak. Bunun da 8 bölü 11'in indirimli bilet alıyor. 11'ler sadelesin, 8 ile 16 sadelesin, 2 kaldı. 320 bölü 2'den cevabım 160 olarak geldi. Yani 160 tane indirimli bilet alan erkek vardır dedik. Derya bir pizzayı önce 4 eşit parçaya, sonra her parçayı 2 eşit parçaya bölmüştür. En sonda ise her parçayı 3 eşit parçaya daha böldüğüne göre en küçük parça tüm pizzanın kaçta kaçı? Şimdi pizzanın tamamı 1 bölü 1. Derya bunu arkadaşlar ilk önce 4 eşit parçaya bölüyor. Sonra her parçayı 2 eşit parçaya bölüyor. Sonra her parçayı da 3 eşit parçaya bölüyor. Yani en küçük pizza dilimi tüm pizzanın 1 bölü 24'üdür. 10 tam 1 bölü 2 litre zeytinyağı 1 bölü 4 litrelik şişelere doldurulup şişesi 10 TL'den satılacaktır. Buna göre şişelerin tamamı satıldığında kaç lira gelir elde edilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 10 tam 1 bölü 2'yi 1 bölü 4'e böleceğiz. 10 tam 1 bölü 2 21 bölü 2 yapar. Bölü 1 bölü 4 eşittir. Birinci kesri aynen yaz. İkinci kesriyi ters çevir çarp. 4 ile 2 sadelesin 2. Cevabım 21 çarpı 2'den 42 olarak geldi. Yani 42 tane şişe var. Şişesi 10 TL'den satılıyor. 42 çarpı 10'dan cevabım 420 litre olarak gelir. Bir yolun 8'de 3'ünün 3'te 2'si asfaltlandığında asfaltlanmayan 240 kilometre yol kalmıştır. Buna göre yolun kaç kilometresi asfaltlanmıştır? Şimdi 3 bölü 8 ile 2 bölü 3'ü çarpalım. 3'ler sadeleşsin. 2 bölü 8'den 1 bölü 4 oldu. Yani 4'te 1'i asfaltlandım.
Yolun tamamından 1 bölü 4'ü çıkarıyorum. 4'te 3'ünün arkadaşlar asfaltlandığını gördük. Burası az önce, pardon, burası asfaltlanmayan kısım. Asfaltlanmadı diyelim. Yukarıdaki asfaltlanan kısım arkadaşlar. 3 bölü 4 240 kilometreye eşitmiş. Şimdi yolun kaç kilometresinin asfaltlandığını buluyoruz. Buradaki 3 parça 240'a eşitmiş. 240'ı 3'e bölüyorum. Bir parçayı 80 kilometre olarak bulduk. Yani 1 bölü 4'ü 80 kilometreye eşittir dedim. 120'nin 3 bölü 4'ü 30'un 1 tam 1 bölü 2'sinin kaç katıdır? Şimdi 1 tam 1 bölü 2 arkadaşlar 3 bölü 2 yapar. İlk önce 120'nin 4'te 3'ünü bulalım. Burası 30. 30 çarpı 3 90 yaptım. 30'un 1 tam 1 bölü 2'si yani 3 bölü 2'si. 2 ile 30 sadelesin 15. 15 çarpı 3 45. 90'ı 45'e böldüm. 2 katı olduğunu buldum. İç içe verilen yandaki karelere göre mavi boyalı şeklin alanı. Arkadaşlar şimdi ilk önce tamam en büyük kısmın alanını bulalım. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 santimetre kare geldi. İçerideki beyaz kısmın alanını bulalım. 3 bölü 10 çarpı 3 bölü 10 9 bölü 100 oldu. Aralarındaki fark 1 bölü 4'ten 9 bölü 100'ü çıkarıyorum. Paydaları eşitleyelim. Burayı 25 ile genişletiyorum. 25 bölü 100 eksi 9 bölü 100 cevabımız 16 bölü 100 oldu. 4 ile sadeleştirelim. 4 bölü 25 olarak buldum mavi kısmın alanını. Meryem tanesi 12 TL olan kalemlerden 15 tane aldığında parasının 5'te 1'ini harcamış oluyor. Buna göre Meryem'in parasının yarısı ne kadardır? Şimdi tanesi 12 TL olan kalemlerden 15 tane aldığında 180 TL harcar. Bu parasının arkadaşlar 5'te 1'iymiş. Parasının tamamını bulalım. 180 ile 5'i çarpıyorum. Parasının tamamı 900 TL oldu. Bizden parasının yarısını istemiş. 2'ye böldüm. Parasının yarısı 450 TL'dir. Boş bir havuzun önce 1 bölü 8'i sonra 4 bölü 5'i dolduğunda kaçta kaçı yarısından fazla dolmuştur? Şimdi 1 bölü 8'i doluyor sonra 4 bölü 5'i doluyor. Burayı 5 ile burayı 8 ile genişletiyorum. 5 bölü 32 artı pardon 5 bölü 40. 5 bölü 40 artı 32 bölü 40. Buranın toplamı 37 bölü 40 oldu. Bunun arkadaşlar yarısı ne yapıyor? Yani 40 parçanın yarısı ne yapar? 20 bölü 40 yapar. 37 bölü 40'tan ya da şöyle gösterelim. Yarım dediğimiz 1 bölü 2 yapar. Paydaları eşitleyelim. 37 bölü 20'den, pardon 37 bölü 40'tan 20 bölü 40 gelir. Aralarındaki fark 17 bölü 40 oldu. Yani yarısından 17 bölü 40 fazladır. 80 metre yükseklikte bulunan bir top her yere düştüğünde bir önceki yüksekliğinin 4'te 3 kadar zıplayabilmektedir. Buna göre top ikinci kez yere düştüğünde kaç metre zıplar? Şimdi 80 metreden ilk düştüğünde 3 bölü 4, ikinci düştüğünde 1 3 bölü 4 daha var. 80 çarpı 9 bölü 16. 80 ile 16'yı sadeleştirdim. 5. 5 çarpı 9'dan cevabım 45 metre olarak geldi. Arda'nın 60 TL'si vardır. Vedat'ın parası Arda'nın parasının 3 bölü 2 katıdır. Arda ile Vedat paralarını birleştirip eşit olarak paylaştırılırsa kişi başı kaç TL alır? Şimdi
Vedat'ın parasını hesaplayalım. Arda'nın parasının 3 bölü 2 katıymış. 30 çarpı 3'ten Vedat'ın parası 90 TL oldu. Paralarını birleştirsinler. Arda'nın 60 TL'si, Vedat'ın 90 TL'si, toplamda 150 TL'si vardır. İki kişi oldukları için ikiye böldüm. 75 TL kişi başı para aldıklarını bulduk. Tümer tanesi 6'tan 1 bölü 5 TL'ye aldığı kalemlerin tanesini 8 TL'ye satıyor. Tümer 100 kalem sattığında ne kadar kâr elde eder? 8'den 6'tan 1 bölü 5'i çıkarıyorum. 8'in paydası 1, paydaları eşit diyelim. Burası 40 bölü 5 oldu. Eksi 31 bölü 5. Böylelikle bir kalemden 9 bölü 5 TL kâr ettiğini buldum. 100 kalemden ne kadar yapar? 100 çarpı 9 bölü 5. 20 oldu burası. 20 çarpı 9'dan 180 TL kâr eder dedik. Bir pizzanın dörtte birini Kerem, beşte üçünü Tuna ve kalanın yarısını ise Nail yemiştir. Buna göre Nail pizzanın kaçta kaçını yiyor? Şimdi 1 bölü 4'ünü Kerem, 3 bölü 5'ini Tuna. Bunları toplayalım. Paydaları eşitliyorum. 5 bölü 20 artı 12 bölü 20. Burası 17 bölü 20 olarak geldi. Tamamından 17 bölü 20'yi çıkarıyorum. Kalan 3 bölü 20 oldu. Kalanın yarısını arkadaşlar Nail yiyordu. 3 bölü 20'nin yarısını bulalım. 2'ye böldüm. Birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir, çarp. Yani Nail'in pizzanın 40'ta 3'ünü yediğini bulduk. Taner 3.200 TL olan maaşının dörtte birini kiraya ödemiş. Kalan parasının yarısını da kredi kartına ödemiştir. Taner'in maaşından ne kadar kalıyor? Şimdi 3.200'ü 1 bölü 4'e böleceğim. Yani direkt 4'e bölelim. 800 TL'sini kiraya ödediğini buldum. 3.200'den 800'ü çıkarıyorum. 2.400 TL'si kaldı. Kalan paranın yarısıyla kredi kartı borcunu ödüyor. Yani 1.200 TL'si ile kredi kartı borcunu ödedim. 2.400'den 1.200'ü çıkardım. Böylelikle maaşından geriye 1.200 TL kaldığını buldum. 1 bölü 2'nin 4 bölü 5'i 20 olan sayının 5 bölü 2 katı kaçtır? Şimdi 1 bölü 2 ile 4 bölü 5'i çarpıyorum. Burası 4 bölü 10'dan 2 bölü 5 olarak geldim. 2 bölü 5'i 20'ymiş. Sayıyı bulalım. 20'yi 2'ye böldüm. 10. 10'la da 5'i çarpıyorum. 50. Sayımızın tamamı 50. Bunun 5 bölü 2 katını istiyor bizden. Cevabımız 250 bölü 2'den 125 olarak gelir. B şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.